ablasının çalıştığı iş yerine gidiyor. O da işe başlıyor ama onun öncesinde ablası patronuyla ilgili hep olumlu güzel sözler söylüyor. Sadece o değil, benim arkadaşlarım da söylüyordu. Niye sana söylüyorlar? Bilmiyorum, neden gelip bana anlatıyorlardı. Neden, yani ister istemez merak ediyordum ben de. Sonra onun yanına girdim. Evet. İş yerine girdim. Ben iş yerine girdim, eşim iş yerinde yok. Çünkü çalışmaya girdin. İş yerine, aynen, onların yanına ne girdim. Ne arıyorlardı mesela, nasıl girdin o yaşta? O yaşta ablamın yanına, zaten önemli şey oydu. Ablamın şeyinden dolayı girdim. Tekstil üzerindeydi. Firmaları var tekstil üstünde. Ondan ben sonra girdim, eşim yok. Yok, o gün yok orada işi. O gün değil, bir hafta yok. Aa, köye gitmiş. Memlekete gitmiş. Memlekete adam gitmiş, evet. Evet. Orada annesi babası orada. Hani yazın oraya giderler, kışın buradalar. Tamam. Oraya sen çalışmaya gitti, başladın işte. Çalışmaya başladım, bir hafta oldu. Hafta sonu geldi. Duydum ki askere gidiyormuş. Ya. Aa, ben yine göremedim. Gördüm, nasıl gördüm? Ben şimdi çalışıyorum oradan. Kapıyı açtık, oradan bir göz göze geldik. Tabii o gördüm. Başka ne görmedim. Ne hissettin o an? İnanın hani böyle insan derler ya, böyle insan eşini tanırmış. Hmm. Öyle bir his vardı. Çünkü hani gönül görmezdi. Aşk da değil, başka bir şeyden çok tanıdık geldi. Böyle simas çok tanıdık geldi bana. Öyle hiç evet, görmedim ama söylüyor, hiç görmedim. Gerçekten çok tanıdık geldi siması. Hala da unutamıyorum. Anlatmış arabasını. Peki o ne hissetmiş? O da öyle. Zaten direkt gidip abisine söylemiş, demiş işte böyle böyle yeni birini mi aldınız, kim bu falan diye sormuş. Ha, ilgisini yani işte herkesten helallik aldı. O gün askere gidiyor. O gün de cumartesi günü. Siz peki hoşçakalın, iyi tezkereler falan? Yok. Hiç tanımıyoruz birbirimizi. Evet. Neden sadece mi gördük? Evet. Sonra kaç ay yaptı askerlik? 6 ay yaptı. Heh. Bir de Diyarbakır'a düştü. Askere gitti. Hiç göremedik biz birbirimizi. Zaten bir abla vardı atölyede. Eşim çocukluğunu bilebilir. O derece bayağı eski bir abla. Onun sayesinde böyle telefonla mesajlaşıyor. Hani diyor, ben çok bilmiyorum, sen yaz diyor. Yani oradan abla eşine sayesinde yazsın. Ben oradan ona yazıyorum. Askerde telefonlaşıyor, evet, hani telefonlaşıyoruz. Serbest günlerde. Evet. Gitti, bir gün izne geldim. İzne de tanıştık, o izninde biz tanıştık. Kaç ay sonra? Yani 3 ay. Galiba yok, 4-5 vardı ya. Oğlum. Evet. Yani çünkü gelmesine bir 3 ay falan vardı. Sen hala iş yerindesin. İş yerindeyim. Tamam. İlk geldi karşılaşmamız. Evet. Geldi, orada oturuyoruz. Direkt yanımıza geldi zaten. Hala oradayım, yanımıza geldi. Ablayla hani sohbet edecek. Diyor işte şarj aletiniz falan var mı? Böyle konuşmaya falan başlıyor. Şarj aleti. Evet, oradan direkt gidiyor. Direkt enerji. Evet. Sonra neyse orada ablam benden 2 yaş büyük. Kız kardeşim de benden 1 yaş küçük. Şarjını hani diyor verdin ki mi? Ablamın yaşını biliyor. Ablamın yaşını biliyor. Kız kardeşimin yaşını biliyor. Diyor acaba bu kız kaç yaşında? Bilmiyor benim yaşımı. Doğru. Yani bilmiyordu. Sonra işte hani soruyor abla, işte bu kaç yaşında falan filan diyor. Soruyor. Böyle sonra bir konuşmaya falan başlıyor. Zaten yine giriyor askere. Askerliği bitiyor. Geliyor. Sonra bir konuşmaya falan başlıyoruz. Yine memlekete gittim. Kız kardeşime diyorum ki işte şimdi Nevruz gitti. Sen ne yapacaksın? Al numarasını. Kendinden konuşursun. Hani biliyorum, bir de onun şeyi de yok. Kontrol yok, arayamayacak. Benden arayacak. Sonra? Bir de öyle bir tuzak kurdu. Ne zaman açıldı sonra sana? Köyden geldi. Düğün vardı. Düğüne yollamamak için beni yemeğe davet etti. Ha, orada çıkardı. Duralım şimdi. Zaten çok kıskanç olduğunu söylemiştin. Evet, kıskanç. Şimdi burada duralım. Sen devamlı düğünü izlerken, nişanı sözü tamam izlerken anlat, tamam mı? Tamam. Unutmayalım. Tamam. Merak ettik sonunu. Değil mi? Evet. Değil mi? Heyecanlı biraz. Şimdi sosyal medyadan seni biraz evet, daha tamam yakından tanıyalım. Bakalım. Bakalım nelerden hoşlanıyorsun, nelerden keyif alıyorsun. Üçhisar Kalesi. Biz Kabadokya'da balayımızı yaptık. Balayı yerimiz, evet. Havalı mı? Evet. En güzel yer bence. Evet, Aşk Vadisi'nde. Bayağı bir gezdik. İyi kullanıyorsun, seviyorsun. Eşim çok seviyor. Ben kullanmıyorum, eşim kullanmıyor. Sen poz verdi. Yok, ben kullanmıyorum. Burası da işte ATV'de tur yaptığımız zaman böyle yerlere gidiyoruz. Orada böyle fotoğraf çekmek için yerler vardı. Daha önce Kapadokya'yı görmemiştin değil mi hiç sen? Hiç görmedim, ilk defa görüyorum. Yani Kapadokya çok böyle özel, büyülü bir yer. Çok gerçekten. Ben çok nefis bir yer. Gerçekten. Etkileniyorum çok oraya gidince. Evet. Yani. Burası Nemrut'ta. Biz burada Malatya'ya gitmiştik. Evet, genelde hep eşinle resimler paylaşmışsın. Yok, evet, ben genelde hep sosyal medyamı eşimle beraber atıyorum. Ya zaten ortak gibi bir şey aslında. Ortak ne yapmaktan hoşlanıyorsunuz burada? Herkesin başına gelen senin başına da geldi. Ne yaptın burada? Numara mı yaptın? Yaptım. Getirdin mi onu eve? Getirdim, o yaptığın şeyi evet gösterebilir misin? Tabii gösterebilirim burada. Sahi mi? Evet, yakında burada işte getir vallahi. Merak etme. İyi olur gerçekten.
Bakalım ne yapmış. Ay hiç Dilan. Yapmadım. Çok komik buluyorum ya. Ben bayağı bir uğraşmıştım. Siz yapabildiniz mi? İdam var mı? Yapan var mı? Denemedim. Benim çok merak ettiğim bir şey. Çok ben de, yani hani ben elini ısıtmıyor mu? Elinde bir şey olmuyor mu? Çok merak ediyorum yapım aşamasını işte. Böyle sulu sulu böyle. Çamur gibi mi? Yani bir yere yoruyorsun. Şekil vermek falan çok tuhaf geliyor. Çok hoşuma gidiyor. Merak ettiğim bir şey benim. Ben yapamam. Ama böyle bir hız kaçınca böyle şekil mekil falan böyle yamuluyor. Ya benim bir videom var. Sosyal medyamda. Arkadaşlar bunu sonu koysun, gülmekten ölürsünüz. Evet, şimdi ellerimizi ıslatıyoruz. Şart şu ucuzla. Şimdi bakalım ben ne yapacağım. Şimdi ben kumbara yapmayı planlıyorum. Nasıl kapatacaksın ama ben de. Ben de merak ettim. Ama hızlanıyor. Niye hızlandı mesela? Merak ettim. Evet, gerçekten açılıyor. Bunu nasıl kapatacaksınız? Şöyle. Evet, kapatacağım. Biraz. Aa, bunu kullandın ya sana. Bir dakika, bunu sen mi yaptın? İlk yapışta. Evet. Sen. Ama orada da yardım ediyorlar sana, söylüyorlar. Saygı duyuyorum. Saygı. Bu ne? Çok güzel. Bakabilir miyiz? Kızım bu çok profesyonel olur. Keşke bir çiçek koysaydın. Şu da çok güzel olurdu. Yakışır aslında. Gerçekten çok mantıklı. Evet, görüntü var mı bunu yaparken, ben inanamıyorum. Evet. Biraz aksın bakayım yapabilecek miyim? Turuncu kısmında da var zaten. Fakat ama yaptıkken çok başarılı ya. Aferin. Seni tebrik ediyorum. Alkışlar mıyız? Ben de çok biliyorum. Güzel olmuş. Allah'a emanet olun. Senin elinden olmuş. Hiçbir şey kurtulmaz. Yok, başka hobilerin var mı? Bayağı eli yok, iterek. Yani hobilerim yok ya, çok fazla. Aslında elim yatkın böyle şeylere nedense. Yap yani. Yapıyorum. Madem evlendin şimdi, işe de gitmiyorsun. Evet. Bence mutlaka bir şeyle uğraş. Hamarat. Güzel oluyor. Burada yine neredesin? Biz çok seviyoruz çay. Ormana gidip böyle doğayı çok seviyoruz. Hani gidip orada çay yakacağız. Onun gerçekten muhabbeti çok farklı oluyor. Toplanıyoruz böyle yaz kış demeden. Hala da gidiyoruz kış olmasına rağmen. Eşinle mi, kalabalık yıkıyoruz mı? Eşimle gidiyoruz genelde. Burada mesela eşimle de gitmiştim. Baş başa seviyorlar. Çok evet. Güzel. Gerçekten ben de kalabalık güzel seviyorum böyle. Kalabalık da çok güzel. Hatta gidip böyle bir oyun falan oynuyoruz. Sürekli. Ama evde zaten seçim ayları daha dur yedi ay. Doğru. Bekarken de gidiyor. Durun kızlar yaşasın. Çok gidiyordu. Benim eşim çok seviyor. Ne kadar... Bir birliktelik yaşadınız. 6 sene. 6 yıl sonra evleniyorlar. Doğru, küçükmüşsün. Evet. Evet. O zaten şurada bir tane ilk senemizin fotoğrafı var. Burada ilk yılınız. Evet. Yeni kadar küçük. Burada evlilik teklifi. 2019. Evet, 2010. Benim sözümden bir evlenme hafta önce. Biz evlenme teklifine geldik vallahi, dış ses farkında mısın? Neler oluyordu burada? Nasıl bari anlatsın hadi, evlilik teklifini anlatayım. Burada dinleyelim. Nasıl oldu? Ben zaten kardeşimle, ablasıyla planlamış bu işi. Ha. Burası bizim, bu mekan bizim gittiğimiz hep mekan. Yani hep biz buraya gidiyorduk. İlk sevgili döneminde de biz çok gidiyorduk buraya. İlk flörtler, yani flört döneminde de çok gidiyorduk biz buraya. Haberim, ya nasıl? Ne dedi? Yani nereden çıktı? Ne oldu? Action'ı anlat bize, hareketi. Ben çok istiyordum. Hep görüyordum. Hani ona da laf atıyordum. Hmm. Evlilik teklifi etmiyorsun falan. Söz yapacağız. Zorlama evlilik teklifi yok orada. Yok öyle bir şey. Yani geçiyordu. Yani söylüyordu yapacağım diye. Diz çöktü mü? Çökmedi. Çökmez. Hala da çökmüyor. Yüzük verdi mi? Yüzük verdi mi? Yüzük verdi ama çökmüyor. Acı var mı? Heyecan var mı? Vardı ya. Ya ben zaten biliyordum evlilik teklif edeceğini. Ben biraz şaşırdım. Özel'e baktı, bir şiir miyir bir şey dedim ya. Özel dedi, bir şey duymak istiyorum dedi. Ya. Ama hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Masam böyleydi. Ay adam daha ne yapsın? Her yeri çiçek evet bahçesine çevirmiş. Balonlar süslemiş. Kapatmış evet mekanı. Şanslısınız ha. Güzel, ama o da şanslı, senin gibi cici bir eşi var. Evet. Çok güzel, tabii bunların detaylarına bakacağız. Muhabbetimiz, sohbetimiz bugün bizim hiç bitmeyecek değerli evet izleyenler.